Daha reklam yayına girmedi bile. Rastlantı eseri seni çeken iki tane muhabir göndermiş haberi. Yayına girince ne olacak Şadiye? Sen niye bizden habersiz böyle bir şey yapıyorsun? Niye akıl danışmıyorsun? O haberi görünce parfüm firması ne yapacak şimdi? Ha? Ne yapacak? Ne diyecek sana? Dava bile açabilir. Tazminat bile isteyebilir. Bu kız kimliğini sakladı. Maddi manevi bize zararı uğrattı diye. Fırat, bir sorun mu var yan masadakilerle ilgili? Hayır canım, ne sorun olacak? Ne olabilir ki? Hayır, yani bir sorun varsa tanıdığım insanlar, reklamcı çocuklar yani çözebiliriz. Yok abi, gerek yok. Başka bir mesele. Peki, pardon. Hadi gidelim, kalk. Olmuyor burada, böyle konuşulmuyor. Evde anlatırsın, uzun uzun dinleriz. Ne diyeceğim ben şimdi bunlara? Rezil oldum, mahvoldum. Ne diyeyim şimdi, gidip? Hadi siz de eve gidin. Ben de gazeteye gidip Orkun'la görüşeyim. Hoşça kal diyeyim bari. Bir sorun oldu, benim gitmem gerekiyor. Seni görmek istesem arayabilir miyim? Bir de her ne olduysa fazla kafana takma, olur mu? Şadi. Tamam, olur, konuşuruz. Ya hayır, aklım almıyor. Nasıl düşünemezsin bu kadar basit bir şeyi? Daha kaç ay önce çarşaf çarşaf fotoğrafların yok muydu gazetelerde? Ya benim karşıma şimdi böyle bir fırsat çıkınca ben ne bileyim, unutulur, önemsenmez falan diye düşündüm. Yok ya, Paris'te, New York'ta yaşıyoruz çünkü biz de insanlar umursamayacaklar. Madem öyle, niye gizliyorsun bizden? Niye gizledin? Ha? Söylesene bana. Hayatta izin vermeyeceğimi biliyorsun tabii. Tabii biliyorum, tabii biliyorum. Sana kalsa zaten sen beni bu ev içine hapsedersin. Aman sana ve sevgili eşine zarar gelmesin. Sizin düzeniniz bozulmasın. Ne alakası var? Kafasız. Ne alakası var? Ne düzeni? Düzen mi kaldı? Düzen mi kaldı bu etraftaki manyaklardan? Duymuyorsundur bunları değil mi? Duymuyorsundur da. Yok ya. Duyma bebeğim. Duyma bebeğim. Duyma. Fırat. Ne oldu? Halledebildik mi? Haberi basmayacaklar ama kampanya yayınlanmaya başladıktan sonra durdurmak zor diyor Orkun. Ne yapacağız Fırat? Halledeceğiz bir şekilde. Lan içeride herhalde sızdı kaldı bu. Gideyim artık ben ya. Yazık bana da yazık ya. Hay Allah, şimdi nereye ya? Şimdi nereye? Küt. Ha işte. O kadar içersen olacağı buydu. O kadar içersen olacağı buydu. Abiciğim. Hadi geliyorum. Ne oldu Deniz? Abi? Ya Irmak'ı kliniğe kaldırdık. Deniz kötü oldu yani, gidecek. Başka bir yerim yoktu, mecbur buraya geldim. Canım, Deniz. Bir tanecik kardeşim. Onu da kendi ellerimle akıl hastanesine. Tamam canım benim ya. Daha kötü olmasın hiçbir şey değil. Tamam. Gel bakayım sen benimle, gel. Ya bu Irmak gerizekalısı gitmiş canın atölyesini yapmış. Ne diyorsun abi sen? E dedik biz. Şadiye. Bence sen bu gece konuşma. Hayırdır sizdeki bu gerginlik niye? Vallahi reklam yıldızı oldum ben ama kısa sürdü. Tabii gazeteciler benim öğrenince şanlı geçmişime. Enişte Bey de buna biraz bozuldu tabii. Ne yaptın lan sen? Ne yaptın lan manyak? Benim mercimek kadar beynim yok mu lan? Daha 3 gün önce gazetelerde boy boy resmin çıkmadı mı senin Atıf Birsel'in baldızı diye? Bak Şadi, tam olaylar külleniyor.
Sana yepyeni bir sayfa açıyoruz, önüne imkanlar sunuyoruz. Sen yine abuk sabuk işlere kalkışıyorsun. Ya abuk sabuğum ben. Ben abuk sabuk bir insanım. O zaman beni buraya getirmeyin. Ne diye başınızı belaya sokuyorsunuz ya siz? Bırakın beni kendi halime. Lan sığırcık, bağırma lan. Gerizekalı. Senin ablan hamile. Şu insanların yeri rahat bırakmıyorsun sen, burnunu kurtarmıyorsun sen ya. Sürekli seninle mi uğraşacağız lan biz? Sen yaptın. Sen getirdin beni buraya. Sen beni bulmasaydın bunlar olmayacaktı. Sen ne yaptın? Ablamın tertemiz hayatına böyle bir kova pislik gibi boca ettin beni. Her bir yediğinde geçmişini öne sürme bundan sonra, tamam mı? Geçmişin geçmişte kaldı kızım. Duyuyor musun beni? Ne kendi hayatını mahvedeceksin ne de ablanın hayatını mahvedeceksin. Kimseyi üzme gibi bir hakkın yok. Yepyeni bir insan olacaksın Şadi. Ben bu olayı halledeceğim. Şimdi yürü odana. Hadi. Hikmetinden sorgu sual olunmaz ya Rabbim de. Bu baldızları bize niye verdin sen ya? Tamam abi, üstüne gitme sen de kızım. Oh be birader, Allah razı olsun vallahi, açlıktan sırtım mideme yapışmıştı. Koyayım bir tabakta. Yok yok, yetti. Ne yapacağız bunu söylesem? Yani gidip tazmin ettireceğiz, yayına sokmayın falan diyeceğiz herhalde. Ne bileyim abi, aklıma bir şey gelmiyor ki. Yani onların da işine gelir zaten ya. Yani kim eski bir marka yüzü yapar ki? Haberleri yok adamların, şimdi öğrenince onların da işine gelecek. Kafayı yiyeceğim ya, resmen kafayı yiyeceğim yani. Ya gittim kızı kursa yazdırdım, yemin ediyorum. Oturtturdum burada, ders çalıştırdım. Ya geleceğini garanti altına alsın istiyorum ya. Daha zafer belasından kurtulalı kaç ay oldu, gidiyor yine bela çekiyor bu kız resmen. Delireceğim. E narin de huzursuz. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum var ya, o çocuk o kızın karnında, yemin ediyorum sinirden dönüyor her akşam. Hayır abi, çocuğumun böyle travmalar içinde büyümesini de doğmasını da istemiyorum ben. Ben ne yapayım birader? Benimki de pimi çekilmiş bomba gibi yüzüyor ortalıkta. Yaptıklarını görmüyor musun? Yani Deniz'in haline bak şimdi. Ben bu kadınla nasıl evleneceğim ki? Ya ben yüreğimi avcuna vermişim Deniz'in. Ama Irmak sürekli çarşıyı pazarı karıştırıyor. Ya biraz yavaş konuş sen de. Uyudu Deniz. Daha iyi. Burada kalsın bu gece. Ben de yatıyorum. Perişan oldum üzüntüden. Tamam yavrum, hadi sen de sıkma canını. Yatıyor. Yarın sabah halledeceğiz biz bu işi. Ne yapacaksınız? Ya gideceğiz, tazmin ettireceğiz yani. Yayına girmesin diyeceğiz. Olmadı parasını veririz alırız Narin, merak etme. Sermet, daha fazla içmeyin isterseniz Fırat ha. Nasıl içmeyelim Narin? Nasıl içmeyelim? Tamam tamam bu son. Git yat sen Deniz'in yanına o zaman. Yok birader, şimdi kızım morali çok bozuk. Sabahtan beri ağlamaktan iş şişti. Ben eve giderim. Hmm. Ya, ne olmadı mı lan bu kızla? Aa, ne demek lan şimdi? Aa, lütfen. Hiç, aa, gereği var mı? Aa. Aa. Sen harbiden efendim? Abi. Bu ressam abi bütün gece içti. O mekan senin, bu mekan benim. Hani galeriye de girmedi. Çıktı orada bir yere yığıldı. E galeriye de sokamıyorum, bu böyle tutturdu. Yok işte sizin hiçbir şeyinizi istemem falandı filandı. Ben de ne yapayım bilemedim abi. Bizim otele götürdüm. Yatırdım şimdi. Onu bir 70 saat falan uyur o yani. Ben de ne yapayım, eve geldim. Sen ne yaptın abi? Sıkıntılı böyle hayırsız bir durum yok. İnşallah. Var. Eve gelince konuşuruz. Lan gene ne oldu ya? Yanında reklamcıyı buluruz. Mevzuyu hallederiz, biter iş. Benle de konuşmalarına dikkat et. Yok ya. Bence sen benimle konuşmalarına dikkat et. Sonuçta kızı benden isteyeceksin yani. Doğru ya lan. Ya. Lan bende niye her şey ters gidiyor diyorum. Bak, bak ben daha kızı istemedim. Ne yapacağız şimdi? Nasıl olacak mevzu? Kimden isteyeceğim ben? Yani. Sonuçta bu evin reisi benim. Deniz'in Narin'den başka kimsesi yok. E ben Narin'in kocasıyım. E bir de Irmak var ama... Herhalde Irmak sana kızı vermez, doğal olarak kardeşinden isteyeceksin. Tamam lan, üzülme üzülme. Bir şekilde yoluna koyarız iş. Takma kafana. Veririm yani sana kızı. Olur olur. Her şeyi yoluna koyarız. Şu hayatta senle ben kardeş olduk ya. Bundan sonra hiçbir şeye şaşırmam ben.
Seviyorum lan seni. Harbi seviyorum beni. Hadi ben daha fazla içmeden gideyim. Şimdi şoför de yok. Arabayı ben süreceğim. Gel gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.